Arkadaşlar herkese merhaba. Mart ayı hepimizin mesleki olarak en yoğun aylarından biri. Gelir vergisinin verileceği ay. Bütün odalarda olduğu gibi bizler de TESMER Bursa Şubesi olarak ve Sürgem TÜRMOP olarak gelir vergisi beyanname düzenleme seminerlerini daha önceki yıllarda biliyorsunuz yüz yüze yapıyorduk. Tabii daha keyifli yüz yüze ama bu da pandeminin bize kazandırmış olduğu daha bir konforlu işte Orhan Gazi'nin Eda Hanım, İznik'ten Fatih Bey mesela şu an ofislerinde oturarak hiç Bursa'ya gelmeden bu eğitime katılmış oluyorlar. Bu dönemlerin bize faydası bu oldu. Geçtiğimiz hafta 1-7 Mart muhasebe haftasını kutladık. Bursa'da çeşitli etkinlikler yaptık. İşte bir sergi açılışımız oldu. Emre Alkin Hoca'yı getirdik. Ekonomi ile ilgili 2022 öngörülerini paylaştı bizimle. 40-50 yıllık meslektaşlarımıza onur belgesi takdim ettik. Onlara meclis toplantısı yaptık. Akşam da Cuma günü yeni meslektaşlarımıza mesleğe katıldıkları ve ruhsatlarını aldıkları için bir kokteyl düzenledik 6. ilanda. Sonuncu etkinliğimizi dün akşam tamamladık. Dünya Kadın Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili burada bir avukat ve psikolog arkadaşımız bize bu konuda kadınla şiddet ve İslam Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundu ve böylece muhasebe haftasını kapatıyoruz. Bugün de etkinliklerimizin sonuncusu bugünkü gelir vergisi ile ilgili seminerimiz olacak. Ondan sonra biraz seminerler uzaktan olmaya devam edecek ama odamız açıkçası bütün ekiplerin, bütün grupların şu anda konsantrasyonu Çağdaş Grup için ön seçim 9 Nisan'da ona hazırlanıyor. Meslek dayanışma grubunun arkadaşlarımızın adayları belli. Onlar da sahada dolaşıyorlar. Sizleri ziyaret edecekler. Mümkün olan en kısa ziyaretlerini yapmalarını istiyoruz kendilerinden. Bütün aday arkadaşlarımızın Mart ayı olduğunu unutmamalarını rica ediyoruz. Şimdiki seminerin de hepimiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Fatma Hanım'a şimdiden teşekkür ederim. Buyurun Fatma Hanım. Teşekkür ederim başkanım. Herkese merhabalar. Öncelikle TÜRMOP ve Sürgem eğitmen dostlarım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konumuz gelir vergisinde özellikle durumlar ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilen ve edilmeyecek gelirlerin toplamı. Yaklaşık 2 saati buluyorsunuz. Mümkün olduğunca güncel olan konuları size aktarmaya çalışacağım dilim döndüğünce. O zaman izninizle sunumuza başlıyorum. Ekonomiye, mesleğe, ekonomiye, mesleğe, meslek mensuplarına değer sunmak için sürekli çalışıyoruz. Ne çok şey sığdırdık şu 2 yıla pandemiye rağmen. Onlarca eğitim, onlarca webinar, el ele verdik, kendimize, işimize değer kazandık. Düzenleyici kurumlarla çalıştırdık. Mevzuat düzenlemelerinde görüşü sorulan, dikkate alınan bir kurum olarak sorumluluk yüklendik. Kamuoyuyla televizyonda, basında, dijital ortamda görüşlerimizi, bilgimizi, raporlarımızı ve önerilerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Toplumsal raporlar hazırladık. Ekonomiyi, mesleğimizi, iş dünyasını ilgilendiren. Vergi düzenlemelerine ilişkin raporlar hazırladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan vergi ile ilgili her konuda TÜRMOB olarak rapor hazırlayarak görüş ve önerilerimizi sunduk. 4. dönem geçici vergi 7338 sayılı kanunla kaldırıldı. Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyan ve ödeme sürelerinin bir ay öne çekilmesi genel kurulda verilen bir önergeyle önlendi ve süreler değişmedi.
muhasebe programlarına sağlanan temel mükellefiyet bilgileri sorgulama hizmetleri GİBRE imzaladığımız bir protokolle TÜRMOK tarafından tüm muhasebe programlarına ücretsiz olarak verilmeye başlandı. Artık sistem kesintilerinin yarattığı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Defter beyan sisteminde yaşanan darboğazın aşılması için idareyle yakın işbirliği içinde çalışıldı ve tebliğde önemli değişikliklerin yapılması sağlandı. Yıllarca mesleğimizde büyük sorun olan haksız rekabetin önlenmesinde yapılan çalışmalar sonucu E-Birlik sistemi ile GİP sistemleri arasında karşılıklı doğrulama entegrasyonunu sağladık. Asgari ücret tarifesi yerine zaman esaslı ücret tarifesi, emek, iş yükü, hizmet maliyetleri ve katlanılan giderler dikkate alınarak hazırlandı. Saat ücret hesaplaması yapıldı ve son şekliyle Maliye Bakanlığı yetkililerine sunduk. Meslektaşlarımıza değer sunmaya devam ediyoruz. Gelir vergisinde 17 yıldır değişmeyen incelemesiz nakden iade sınırları 315 no'lu gelir vergisi genel tebliği ile değişti. Mücbir sebep tebliğinde ağır hastalık ve doğumun mücbir sebep hali olarak değerlendirilmesi için tebliği yayınlattık. VDK ile birlikte mesleki sorumluluk sınırlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarını başlattık. Hedefimiz, meslek mensubunun eylemiyle ortaya çıkan vergi ziyağı arasındaki illiyet bağının somutlaştırılması ve soyut dayanaklarla sorumluluk yazılmasının önlenmesidir. İş dünyası ve muhasebe camiasının enflasyon düzeltmesine yönelik talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olduk. Mevzuatın takibi için üyelerimizi hiçbir külfete sokmadan TÜRMOK web sayfasını referans ve başvuru kaynağına dönüştürdük. Mevzuat sirkülerleri, açıklamalar ve uzman yorumlarıyla tüm üyelerimize hizmetlerinde ışık tutuyor. Kariyer merkezimizle meslektaşlarımızı ve aday meslektaşlarımızı iş dünyasıyla buluşturuyoruz. Banka maaş entegrasyonu ve e-devlet entegrasyonuyla entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Uluslararası meslek kuruluşlarının raporları, gündemleri ve üyelerimizin işine değer katacak bilgileri bültenlerle paylaşmaya devam ediyoruz. TÜRMOK Ofis Yönetimi Programı'yla ofis çalışmalarımızı kanunlar, yönetmelikler, standartlar, etik kurallar açısından denetleyerek çalışma standardı oluşturmak, ofis faaliyetlerimizi daha kolay bir şekilde yerine getirmek ve hizmet kalitemizi artırmak üzere bu yazılımımız hizmetinize hazır. Ülkemiz için, mesleğimiz için, meslek mensuplarımız için değer üretmeye ve sunmaya devam ediyoruz. TÜRMOB, ekonomiye, meslek... Evet, şimdi sunumumuza geçiyorum. Bildiğiniz üzere gelir vergisi kanunundan bugün bahsedeceğiz. Gelir vergisinde 7 çeşit gelir unsuru var. Ve bu 7 gelir unsurunun her birinin hangi şartlara göre beyannameye dahil edilip edilmeyeceğini bugün hep beraber irdeleyeceğiz. Bu 7 gelir unsurundan bazılarına kazanç, bazılarına irat diyoruz. Kazanç derken emek daha yoğun faaliyetlerin olduğu, faaliyetlerin sonucunda elde edilen bir gelir. İrat ise emekten ziyade nakdi ya da aynı sermaye karşılığında elde edilen gelir olduğunu ve bugün slaytlarda en çok muafiyet ve istisna kavramlarını duyacağız. Bunların da muafiyet derken kişinin kendisinin vergi dışı kalmasını, istisnanın ise bir konunun ya da bir kazancın vergiye tabi tutulmaması olduğunu hep birlikte hatırlamış olalım. Bu 7 gelir unsurunun her birinde vergiyi doğuran olay farklı. Ticari zirai kazançlarda tahakkuk esası geçerli olurken serbest meslek kazançlarında tasfiye esası, ücretlerde hukuken talep edilebilir olması, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iratlarında ise tahsil esası, diğer kazanç ve iratlarda da kazanç ve iradın çeşidine göre tahakkuk ya da tahsil esası uygulanmaktadır. Bu gelir vergisi 7 gelir unsurundan her birinde hangi istisnalar var? Bunlara bir bakalım. Ücret istisnası. Biz aslında ofislerde ve günümüzde bunu çok uygulayamıyoruz ama yine de kısaca bahsetmek isterim. Gelir Vergisi Kanunu 16. maddede yer alıyor. Burada diyor ki yabancı elçilik ve konsoloslukların diplomat muaflığı kapsamına girmeyen memurların sadece bu hizmetlerden dolayı elde ettikleri gelirler karşılıklı olmak üzere gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Yani şöyle bir açıklayıcı bir örnekle bunu size aktarmak isterim. Fransız Büyükelçiliğindeki Fransız vatandaşı olmayan memurların sadece bu hizmetten dolayı elde ettiği gelirlerin karşılıklı olarak gelir vergisinden istisna edilmesini anlayabiliriz. Serbest meslek kazançlarında da bir istisnamız var. Burada da gelir vergisi kanunu madde 18'de düzenlenmiş. Oldukça kalabalık bir metinden oluşuyor. Bu maddenin özü şu: burada yazılan kişiler, yazar, heykeltıraş, ressam, besteker, bilgisayarcı gibi serbest meslek erbabının ürünleri, yani bu bir roman olabilir, disket olabilir, resim olabilir ya da radyo televizyon programı olabilir. Bu eserlerin kiralanmasından ya da haklarının devrinden, satılmasından dolayı elde ettikleri kazançlar gelir vergisine tabi değil. Bu serbest meslek erbabının bunu sürekli, yani mutat ya da arıza olarak elde etmesinin bir önemi yok. Arıza olarak bunlardan gelir elde etse dahi yine gelir vergisi kanunu madde 18'e göre gelir vergisine istisna edilmiştir. Ancak bu istisnanın bir sınırı var. 2021 yılı için 650 bin TL'ye kadar serbest meslek erbabı bundan dolayı bu saydığımız kişilerin gelirleri 650 bin TL'ye kadar istisna, ancak bunu geçerse beyanname vermek zorunda. Eğer 650 bin TL sınır içinde kalsa dahi bu kişilerin gelirlerinden yine 94. madde gereği tevkifat yapmak zorunluluğu devam ediyor. Bununla ilgili bir iki tane örneğimiz var. Yazar yazdığı kitaptan basın ve dağıtım hakkını 3 yıl boyunca bir basım evine 600 bin TL karşılığında bir sözleşmeyle devretmiş. Burada yazar 600 bin TL kazanıyor. Yine 94. maddeye göre %17 oranında tevkifat kendisinden kesiliyor ve vergi dairesi de basım evi tarafından ödeniyor. Burada serbest meslek erbabı olan yazar 650 bin TL sınırının altında kaldığı için beyanname vermeyecek. Başka gelirleri dolayısıyla beyanname verse dahi bu gelirini beyan etmeyecek. Yine başka bir yazar, bu sefer iki tane geliri var. Birincisi 605 bin TL karşılığında bir romanı karşılığında almış. 50 bin TL de dergilere çeşitli makaleler yazmak suretiyle telif kazancı elde etmiş. Yine bunlar üzerinden %17 kendisinden stopaj kesilmiş. İkisinin toplamı 655 bin TL olduğu için istisnadan yararlanamıyor. Yani 650 bini geçiyor buradaki kazancı. Bu sebeple 655 bin TL'nin tamamını 2022 Mart ayı yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan ediyor. Ve kendisinden kesinti yapılan %17 oranındaki tutarı da beyannameden mahsup yapacak. Başka bir istisnamız yine gelir vergisi kanunu 20. maddesinde yer alan kreş ve gündüz bakım evleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası. Buradaki istisnamız 5 vergilendirme dönemi boyunca geçerli. Burada özel kreş, gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve özel okulların işletilmesinden doğan kazançlar sadece bu kapsama girmektedir. Bunu da hemen bir örnekle aktaralım. 2018 yılında faaliyete geçen bir anaokul işletmesinden elde edilen kazançlar 2018'de dahil olmak üzere 5 yıl, yani 2018'den 2022 dahil gelir vergisine tabi tutulmayacak. 2021 yılında yine bu faaliyetten elde edilmiş gelirler beyan edildiği için beyanname verilecek, ancak bunlar istisna olarak tekrar başka bir satırda düşünmüş olacak. Burada özellikle bir durum da, eğer bir okulun işletmesi başka bir kişiye devre olursa burada istisna tekrar sıfırdan başlamıyor. Buradaki dikkat etmemiz gereken husus bu. Bu örnekte bunu anlatıyor. 2018 yılında faaliyete geçen bir anaokulu 2021 yılında başka bir üçüncü kişiye devredilmiş. Burada devreden kişi 2021 yılı için kısa dönem kazancını uygulayacak. Gelir vergisinden yine istisna. Karşı taraf, üçüncü kişi ise bunu devralan Haziran'dan Aralık 2021'ine kadar kullanacak. Ama 5 yıl 2021'in sonunda bittiği için 2022 yılında bir kazanç elde ederse bunu yine beyannamesinden
düşecek. Yani buradan tekrar 2005 yıl sayamıyoruz. Yani 2018, 19, 20, 21 ve 22 yılında bitmiş oluyor. Eğer bu 2023 yılında devam etse bile bu kazanç, buradan bir gelir elde edersek 2023 yılında beyanname vereceğiz. Çünkü 2022 yılı 5. yılın sonu olmuş oluyor. Eğer bu özel okul işletmesinin yanında başka bir geliri varsa o zaman ne olacak? Yine bununla ilgili bir örnek. 2016 yılında faaliyete geçmiş bir orta öğretim okulunun işletmesinden dolayı 2021 yılında 220 bin TL ticari kazanç elde edilmiş. Aynı dönemde de yine market işletmeciliği var. 2016 yılından 5 vergilendirme dönemi saydığımızda 2021 yılında bu istisnanın süresi bitmiş oluyor. Bu sebeple 2021 yılında elde ettiği tüm kazançlar, yani 220 bin lira ve market işletmeciliğinden de gelen payla beraber 575 bin TL'nin hepsi yıllık gelir vergisi beyannamesinde belirtiliyor ve çıkan vergi iki taksitte ödeniyor. Burada okulun faaliyete geçtiği dönem çok önemli. Faaliyete geçtiği dönemden itibaren 5 vergilendirme dönemi boyunca bundan yararlanabiliyoruz ve bu süre içinde de başka bir üçüncü kişiye devredilmesi halinde bu istisna sıfırlanmıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Bu aklımızda kalsın. Yine güzel bir istisna, özellikle de biz ofislerde bize çok sorulur bu soru. Genç girişimcilerde kazanç istisnası, mükerrer madde 20'de düzenlenmiş. Bunun şartları neler? Bir kere kişi 29 yaşını doldurmamış olacak ve ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk defa vergi mükellefiyeti aştırmış olacak. Eğer koşulları sağlıyorsa bu kişilerin faaliyete başladığı takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca her yıl için 75 bin Türk lirası gelir vergisinden istisna edilmiş. Bunun şartları, tabii işe başlamanın kanun süresi içinde bildirmiş olmamız gerekiyor. Kişinin bir fiil kendisinin çalışması veya bu işleri kendisinin sek ve idare etmesi gerekiyor. Eğer bu bir ortaklık şeklinde meydana gelmişse bu girişim, her ortağın 29 yaşından küçük olması gerekiyor. 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklara devralması hariç, eğer bir işletmeyi biz başkasına devrediyorsak, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları bu istisnadan yararlanamıyorlar. Yani biz yabancı bir kişiye bunu devretmemiz gerekiyor ve o devrettiğimiz kişinin de bu 29 yaş sınırını ve diğer işe başlama sürelerini bildirdiyse bu istisnadan yine yararlanabiliyor. Mevcut bir işletmeye 29 yaşın altında olsak bile, mevcut bir işletmeye ya da mesleki faaliyete sonradan ortak olsak bile bu istisnadan yararlanamıyoruz. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Şartları sağlayan bir gerçek kişi 2020 Mart ayında bir ticari faaliyete başlamış ve bunun süresinde vergi dairesine bildirmiş. Kişinin 2020, 21 ve 22 yıllarında kazançları var. Bunlara bakalım. 2020 yılında 50.500 TL ticari kazanç elde ediyor. 75.000 Türk lirasını zaten istisna olduğu için bu yılın hiçbir vergisi olmayacak. Yine biz beyanname vereceğiz. Ancak 50.500 lira istisna olacak. 2021 yılında ise 75.800 lira ticari kazanç sağlamış. 75 bin liram benim zaten istisna. Kalan 800'ü vergiye tabi tutacağım. 2022 yılında ise 125 bin lira ticari kazanç elde etmişim. Yine bunun 75 bin lirasını düşeceğim. Kalan 50 bin Türk lirasını vergilendirmeye tabi tutacağım. 2023 yılına geldiğimde de 185 bin lira ticari kazanç elde etmişim. 3 vergilendirme dönemi tamamlandı, bittiği için burada hiçbir istisna uygulayamıyorum. Bu örnekte de zaten anladığımız gibi, eğer o yıl 75 bin Türk lirasını kullanamadıysak bunu ertesi yıla devredemiyoruz. O yıl kullandık, kullanamadık, geçmiş olsun diyoruz. Sadece 3 vergilendirme dönemi boyunca böyle bir hakkımız var.
Peki gayrimenkul sermaye ihracatlarında istisna var mı? Evet var. Hepimizin bildiği üzere konut istisnası olarak biz bunu dillendiriyoruz. Bu yılki yani 2021 yıllarına ait kira istisnasının tutarı 7000 TL. Peki bundan kimler yararlanabilir? Özellikle ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle beyanname verenler bu istisnadan yararlanamayacak. Bununla beraber istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenler, yani 7000 TL'nin üzerinde bir konut istisnası elde ettiyseniz, o zaman kişinin diğer gelirlerine bakacağız. Ücret ya da menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlarına bakacağız. Bunların toplamı veya her biri 190.000 TL'yi aşıyor mu aşmıyor mu? Eğer 190.000 TL'yi aşan başka gelirleri var ise kişi bu 7.000 lira istisnadan yararlanamayacak. Bununla ilgili de yine örneklerimiz var. En basit örnekten başlıyoruz. Tabii bildiğiniz üzere gayrimenkul sermaye iratlarında gerçek gider ya da götürü gider seçebiliyoruz. Bu örneklerimiz götürü gider usulü seçilerek hazırlandı. Kişi 27.000 TL konut kira geliri elde etmiş, 7.000 lirası istisna, kalan tutar üzerinden de %15 götürü gider uygulayarak kalan matrah üzerinden 2.550 lira vergisini hesaplayıp beyan edeceğiz. Yine ikinci bir örnek, kişi 22.500 lira ticari kazanç kazanmış, elde etmiş ve 3.500 lira da mesken kira geliri elde etmiş. Götürü gider usulünü seçmiş. Bu durumda ilk baktığımızda 7000 istisnanın altında sanki beyannameye dahil edilmeyecek gibi gözükse de ticari kazancından dolayı beyanname verdiği için bu istisnadan faydalanamıyor. Bu sebeple 3500 TL konut gelirini beyannameye dahil ediyoruz ve toplam 26.000 lira benim hasılatım oluyor. Bundan yine 3500 üzerinden %15 götürü gideri uyguluyorum ve çıkan matrahı vergilendirmeye tabi tuttuğum tutar 3895 lira oluyor. Bunu da yine beyan edip ödüyorum. Örneklerimiz biraz daha karmaşık hale geliyor. Bu sefer tek işverenden bir ücret geliri elde etmişiz. 175.250 lira. Aynı zamanda da 15.000 TL mesken kira geliri elde etmişim. Ve faiz gelirim de var, 45.250 lira. 3 tane ayrı gelir unsurum var. Peki baktığım zaman 15.000 TL, hiçbir şekilde ticari zirai kazancım yok burada. Yine bu konut istisnasını kullanacak mıyım? Hayır, kullanamayacağım. Çünkü burada ücret geliri, faiz geliri ve gayrimenkul sermaye iradımın toplamı 235.500 lira yapıyor. Yasada belirtilen 190.000 TL'yi aşmış olması nedeniyle mesken kirasına tanınan 7.000'lik istisnadan yararlanamıyorum. Bu sebeple 15.000 TL'nin hepsini beyan ediyorum. Yine götürü usulü seçtiğimizi varsayarak düşüp vergilendirmemi yapıyorum burada da. Diğer bir örneğimiz 7.750 lira mesken kira geliri elde eden bir kamu kurumunda çalışan bir kişi kira gelirini beyan etmeyi unutmuş ve bunu da gelir idaresi fark ediyor ve kendisine tarhiyat yapıyor. Bu durumda da yine bu 7.000'lik konut istisnasından yararlanamıyor. Kanun mevzuat diyor ki bunu eğer kira gelirini sen kendin beyan edersen, şartların da uygunsa sen buna yararlanabilirsin. Ancak ben bir tespit yaparsam bu haktan yararlanamazsın diyor. Bu örneğimizde bunu içeriyor. Şöyle söylemiştik, gerçek gider bir de götürü gider var. Biz diğer örneklerimizde hep götürü gideri seçmiştik. Eğer gerçek gideri seçersek bundan nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsetmek isterim. Eğer gayrimenkul sermaye iradında biz gerçek gideri seçersek, öncelikle Gelir Vergisi Kanunu 74. maddesinde yazılı olan her bir gideri sadece düşebiliyoruz. Bu sebeple 74. maddeyi tek tek bir okumanızı ben hani tavsiye ederim. Burada 74. maddede neler var? İlk aklımıza gelenler
Eğer biz kiraya verdiğimiz gayrimenkulü Türkiye'den bir bankadan kredi alarak aldıysak bunun faizlerini gider olarak yazabiliyoruz. Yine konut olarak altını çizmek isterim, iş yeri olmaz. Konut olarak kiraya verilen bir daire ya da evin iktisap tarihinden itibaren, elde edilme tarihinden itibaren 5 yıl süresi boyunca elde etme tarihinin bedelinin, iktisap bedelinin %5'i tutarında bir indirim yine yapabiliyoruz. Bunun haricinde yine aklımızda kalan gerçek giderde en bildiğimiz örneklerden bir tanesi de sahibi olduğum binayı kiraya veriyorum ve ben başka bir yerde kirada oturuyorum. O ödediğim kirayı yine gelip gerçek gider olarak beyannamede gösterebiliyorum. Burada bununla ilgili ilerleyen slaytlarda örneğimiz var. Oraya geçmeden önce ilk slaytlarımda demiştik ki gayrimenkul sermaye iratları tahsil esasına bağlıdır. Burada 2021 yılı içinde elde ettiğimiz, tahsil ettiğimiz bütün kira gelirlerini beyan edeceğiz. Biz belki de 2000 kalmaz ama 2020'nin ya da işte 2019'un kira gelirini 2021 yılında tahsil etmiş olabiliriz. O zaman 2021 yılında tüm tahsil ettiğimiz kiraları yine beyan edeceğiz. Burada 7000'lik istisnadan bahsetmiştik. Bu 7000'lik istisna her bir kişi için belirlenmiştir. Yani burada ne demek istiyorum? Diyelim ki bir evin İki hissesi var, %50-50 abimizle beraber bir evin sahibiyiz ve ikimizin de kira gelirinden dolayı beyanname verdiğimizi düşünelim. Bu 7000'lik istisna eğer şartlarımız uyuyorsa her birimiz de uygulayabiliriz. Ancak yine bir kişinin diyelim ki 10 tane evi var, sadece toplam gelirine bir sefer eğer şartları uyuyorsa bir sefer uygulanıyor bu 7000'lik istisna. Yine bu 7000'lik istisnayı seçtiğimizde eğer gerçek gideri seçersek bu 7000'lik istisnaya denk gelen tutarı mevzuat diyor ki ben bunu gerçek gider kabul etmiyorum diyor. Hemen şöyle bir örnekle bunu canlandıralım. 2021 yılında kiraya verilen iki meskenden 106 bin lira kira geliri elde eden bir kişi gerçek gider usulünü seçmiş ve yasalara uygun olarak da 35.300 lira gerçek gider yapmış ve bunun belgelerini yine vergi usulü kanununa göre 5 yıl boyunca saklayacak bunu tabii. Burada şartlara uygun olduğu için 7000'lik istisnadan yararlanmış ve düşmüş. 99 bin lira matrahımız var. Gerçek giderimiz, burada hemen şöyle. Gerçek giderimiz 35.300 olmasına rağmen ben 32.969 lira düşebilmişim. Bunun sebebi de bu gerçek giderin 7000'lik istisnaya denk gelen kısmını düşmemizdir. Burada da matematiksel olarak bir formül kurmuş. Bu da böyle aklımızda kalsın. Gelelim menkul sermaye iratlarında. Menkul sermaye iratlarında istisna var mı? Evet, iki tane istisna var. Bu menkul sermaye iratlarındaki ilk istisna yapılan yeni düzenlemeye göre bir sigorta şirketine 10 yıl veya ömür boyu tek primle yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir diyor. Ancak bu istisnadan yararlananların vefat, mağluliyet ya da sigorta şirketinin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle hariç olmak üzere bunlar tamamlanmadan tek birimle yıllık gelir sigortalarının ayrımaları halinde yapılan ödemelerin içeriğinde irat tutarı üzerinden %15 üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır. Burada şöyle, eğer ben bir sigorta şirketine 10 yıl boyunca prim ödedim ve oradan emekli maaşı aldıysam bunlardan gelir vergisi kesilmeyecek. Ancak ölüm ya da işte sigorta şirketinin tasfiyesi haricinde keyfiyeten diyelim ki 8. yılda ayrıldım, o zaman buradan %15 oranında bir gelir vergisi kesintisinin yapılacağını söylüyor. Tabii bu %15 gelir vergisi stopajı oranı 22 Aralık 2021'den itibaren de %10'a düşürüldüğünü burada hatırlatmak isterim.
İkinci bir istisnamız da tam kelefiyete tabi bir kurumdan biz kar payı alıyorsak, aldıysak bunun brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Burada her ne kadar gelir vergisinin brüt tutarının yarısı gelir vergisine istisna edilse dahi eğer ben bu konuyla ilgili bir beyanname vereceksem bu tutar üzerinden benim adıma kesilen stopajın tamamını beyannameden mahsup yapabiliyorum. Burada da bir örneğimiz var. Tam mükellef kurumdan 2021 döneminde Ekim'de 51 bin lira kar payı almışım. Tabii bunun brütü 60 bin TL oluyor. 60 binin yarısı 30 bin lira gelir vergisinden istisna kılıyor 30 bin. Ben bu 30 bini peki 30 bin için yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek miyim? Bunun içinde nereye bakıyoruz? Bildiğiniz üzere gelir vergisi kanunun 103. maddesinde gelir vergisi tarifesi var. Bu tarifenin ikinci diliminde yer alan 53 bin TL'ye bakıyoruz. Bu tutar 53 bin TL'yi aşmadığı için bunu beyannamemize dahil etmiyoruz bu tutarı. Yine bununla ilgili başka bir örnek. Yine tam mükellef bir kurumdan brüt 750 bin lira kar payı almışım. Bu 750 binin yarısı istisna 375 bin TL'ye kalıyor. 375 bin TL 53 binden daha büyük olduğu için ben bu sebeple beyanname vereceğim bu gelirimden dolayı. Matrah 375 bin vergiye tabi tuturum 115 bin 940 lira. Şirketin benim adıma ödediği 112.500 lirayı burada mahsup yapıyorum ve aradaki farkı devlete ödüyorum yine. Burada bu örneği anlatmadan önce şunu ifade etmek isterim. Eğer bir kurumdan kar payı alıyorsak şirketin hangi yılın karını dağıttığını ve dağıtılan kazancın bir istisna kazanç olup olmadığını aslında bilmemiz ve sorgulamamız gerekiyor. Ama biz bize defter geçişlerinde bazen buna çok hakim olamayabiliyoruz. Bir kar dağıtımı yapılıyor ama o dönem bizde tutulmamış oluyor o şirketin kayıtları. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir şirketin karı dağıtılırken hangi yılın karı dağıtılıyor? O yılda bir istisna kazanç var mı yok mu? Bunları sorgulayalım. Çünkü burada hesaplamalarda bir değişiklik oluyor. Bu örnekte bunu ifade ediyor. Bunu anlatıyor. Yatırım istisnasına tabi olan yatırım istisnası kazancını uygulayan bir anonim şirketi 2019 yılındaki karını 2021 yılında dağıtmaya karar vermiş ve yatırım indiriminin olduğu zaman hatırlarsanız %19.8 oranında geçici 61'e göre bir kesinti yapılıyordu. Ve bu kesinti o zaman vergi dairesine beyan edilip ödenmişti. Bu bilgi bizde olduğu için kar dağıtımında hesaplamada şöyle bir değişiklik yapıyoruz. Ben 126 bin lira kar payı almışım. Diyor ki eğer bu diyor yatırım istisnasının olduğu kazancın olduğu yıl karıysa bunun 1/9'unu bu kara ekle diyor. Aldığın kara ekle diyor. 14 bin lira yapıyor. Toplam 140 bin lira toplam kar payım olmuş oluyor. Bunun yarısını zaten gelir vergisinden istisna tutuyorum. Kaldı 70 bin lira. 70 bin liranın da 53 bini geçtiği için beyannameme dahil ediyorum. 53 bini geçtiği için beyannameme dahil ediyorum. 70 bin lirayı beyannameme yazdım. 13 bin 990 lira vergi çıktı. Burada benim adıma ödenen stopaj %19.8'di bildiğiniz üzere. Bunu da şöyle bul diyor. Bu beyan ettiği 70 binin 5'te 1'ini buraya ekle diyor. Yani şuraya eklediğimizi aslında burada yine vergiden düşmüş oluyoruz. Bu rakamlar genelde hep birbirine denk gelir matematiksel olarak. Burada 14 bin lira mahsup yaptığım zaman ben devletten 10 lira geri alacağım. Burada benim iadem çıkmış oluyor. Yine başka bir örnek menkul sermaye iratlarıyla.
Dar mükellef bir kurumun 2017 yılında elde etmiş olduğu kazancı Ağustos 2021'de dağıtması sonucunda brüt olarak 127.500 TL kar payı dağıtıyor ve 22.500 lira da kar dağıtım stopajı kesmiş oluyor. Biz örneklerimizde hep şey dedik, tam mükellef kurum, tam mükellef kurum. Burada da dar mükellef diyor. Dar mükellef kurum kar payı dağıttığı için bu kar payını alan kişi bu brüt tutarın yani 150 binin yarısını istisnaya tabi tutamıyor. Çünkü dağıtan kurum dar mükellef. Bu örnekte bunu dikkat çekmek için buraya konmuş. Burada tüm elde ettiğimiz kar payının tamamını beyan edeceğiz. Yine yıl içinde bizden kesilen 22.500'ü de hesap düşmeyi unutmayın. Ücret birçok maddede sıralanmış. Ben tabii bunların hepsini okumayacağım. Sadece böyle aklımızda kalan neler vardı? Bir kere gelir vergisinden muaf olan kişilerin yanında çalışanların ücretleri gelir vergisinden zaten muaf. Ve toprak altında maden işletmelerinde çalışan kişilerin bu süreye isabet eden ücretlerine ait gelir ücretleri gelir vergisinden yine istisna. Mürebbiye dışında kalan hizmetçilerin ücretleri istisna. Sanat okullarında ya da ıslah evlerinde çalışan öğrencilere, hükümlere verilen ücretler yine istisna. Hizmet erbabına yemek için sağlanan menfaatler, eğer bunu TL olarak vereceksek 25 TL'yi aşmayan ödemeler yine gelir vergisinden istisna. Yine maden işletmeleri ve fabrikalar için ve özel kanunları gereği barındırılması gereken memur ve müstakdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatması, ısıtması ve su masrafları ile mülkiyeti işverene ait brüt ve bunlar yine gelir vergisinden istisna. Eğer toplu olarak işe gidip gelmesi için bir servis taşıma hizmeti veriyorsak bu yine istisna. Ya da TL olarak veriyorsak da kişiye 13 TL'ye kadar bunlar gelir vergisinden istisna. Bunları böyle hatırlamış olduk. Haricinde ücretlerle ilgili harcırahlar, işte gider karşılıkları, tazminat yardımları, vatan hizmet yardımları, teşvik ikramiyesi, sergi panayır istisnası bunlar yine istisna ama çok güncel uygulanmadığı için bunların sadece isimlerini burada anarak geçmek istiyorum. Engellilik indirimi. Engellilik indiriminde bildiğiniz üzere 3. 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 tane derecesi var. 2021 yılı için birinci derecede 1500, ikinci derecede 860 ve üçüncü derecede 380 TL'lik kısım gelir vergisinden istisna edilmiş. Bunlar kişinin kendisi engelli olabileceği gibi bakmakla yükümlü olduğu kişiler için de bu istisna uygulanacak. Bununla ilgili bir örnek var. Öteden beri serbest meslek erbabı olarak çalışan bir kişinin elde ettiği serbest meslek kazancının 145 bin TL olduğunu düşünelim. Bakmakla yükümlü olduğu ikinci derecede bir engelli çocuğu olsun. Bu kişi 145 bin TL'yi beyan ederken engelli çocuğu için de bir ay için 860, 12 ayla çarpıp 10.320 lirayı düşerek matrağını buluyoruz. İkinci bir örnekte de burada kişi 2021 yılında işe başlamış Temmuz döneminde. Burada dikkat edilmesi gereken eğer kış dönemde bir işe başlama varsa burada engellilik indirimini bu kış döneme kadar hesaplıyoruz. Bu örnekte bunu anlatıyor. Ve son örneğimiz bu engellilik indirimiyle ilgili. Kişinin hem kendisi engelli hem de bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu engelli. Burada her ikisi için de yine tam bir yıl boyunca gelir elde ettiğini düşünüyoruz. Öteden beri dememizin sebebi bu. 1500'ü 12 ile çarpıyoruz. Yine 860'ı 12 ile çarparak bulduğumuz tutarı matrahtan, hasılattan düşerek 50.130 TL matraha ulaşıyoruz.
Askeri geçim indirimi, bunu da 2021 yılında son kez uyguladık. Nasıl hesaplandığını hepimiz zaten biliyorduk. O yüzden buraları da geçiyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Ücret gelirleri ile ilgili beyanname bu ilk çıktığında 2020 yılında 600 bin TL sınır, bu dönem 650 bin TL oldu. Ben şöyle düşünüyorum, birçok firmamızda ücret gelirlerinden dolayı beyanname vermek zorunda olan beyaz yakalar olacaktır. O yüzden de onların beyannamesini, ücret gelirlerini beyan ederken burada hesaplanan vergi ve asgari geçim indirimini yazmayı, hesaplamayı unutmayalım diye size sadece böyle ufak hatırlatma yapmak istedim. Değer artış kazançlarında peki istisna var mı? Evet, var. Burada sadece diyor ki menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası, bu opsiyon, favor işlemleri, bunların haricinde diyor bir değer artış kazancı elde ederseniz 2021 yılı içinde 19 bin TL'ye kadar olan kısımları vergiye tabi değil diyor. Ama bunu aşarsanız beyanname vermek zorundayız. Yine arizi kazançlar madde 82'de belirtilmiş. Bunlarda da 2021 yılı için 43 bin TL istisna var. Biz 7 gelir unsurunu sayarken en sonda 7. olarak işte diğer arizi kazanç ve istisnalar diye geçiyor. Sanki şöyle bir algı var. İşte bir gelir, ücret, serbest meslek kazancı, ticari kazanç, gayrimenkul sermaye iradı değilse sanki bunların dışında kalanların hepsi arizi kazançmış, diğer kazançmış gibi algılanıyor. Halbuki mevzuat 82. maddede tek tek nelerin arizi kazanç olduğunu söylemiş. Bunları da kısaca hemen size hatırlatmak isterim. Arizi olarak yapılan ticari faaliyetler ya da bu faaliyet aracılık edenlerin elde ettiği gelir arizi kazanç olarak nitelendiriliyor. Yine serbest meslek kazancını arizi olarak yapıyorsak bundan elde ettiğimiz hasılatlar, ticari veya mesleki faaliyetin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında alınan hasılat, gayrimenkullerin boşaltılması veya kiracılık haklarının devri karşılığında alınan tazminat veya peştemallıklar, gerçek usulde vergiye tabi olanların terk ettikleri işleri nedeniyle elde ettiği kazançlar. Yani değersiz bir alacağın tahsil edilmesi gibi, buna örnek verebiliriz. Son olarak da dar mükelleflerin arıza olarak yaptığı ulaştırma işletmelerinden elde ettiği kazançlar 82. maddede sayılmış ve bunlar 43 bin TL'yi geçiyorsa bunlar beyannameye dahil edilecek. Bir tane örneğimiz var. Bakkal işini 2021 yılında Mart ayında terk eden bir kişinin kısa dönem ticari kazancı 22.750 TL. Tabii herhalde bunun stokları varmış ve kendine fatura etmiş bu bakkal malzemelerini. Zaman içinde de yıl bitmeden onları elden çıkarmış ve bundan dolayı da 32.350 lira arizi ticari kazanç etmiş. Bu kişinin Mart ayında beyannamesini verirken zaten 22.750 lirayı beyan edeceğiz. Peki 32.350 lirayı beyan edecek miyiz? Hayır, çünkü 43.000 TL'yi aşmıyor. Bu sebeple sadece kısa dönem olan 22.750'yi beyan edip geçeceğiz. Başka bir örnek, emekli bir mali müşavir 2021 yılında arıza olarak bir danışmanlık hizmetinden dolayı 32.550 lira kazanç elde etmiş. Yine bu da 43.000 TL aşmadığı için beyan edilmeyecek. Evet, burada şimdi indirimli oranı uygulaması ile getirilen istisna diye bir slaytımız var. Bunu size şöyle ifade edeyim. Her nevi tahvil ya da hazine bonosunun ihraç edilme tarihi çok önemli. Yani sizin onu ne zaman elde ettiğiniz değil, o hazine bonosunun ne zaman ihraç edildiği önemli. Bu ihraç tarihi 2006'dan önce ise burada bir indirim oranı uyguluyor devlet. Diyor ki bir enflasyon oranını bulduruyor bize. Bunların birinin üstünde ise, ki burada hesaplamada 2.17 çıkıyor. 2006 yılından önce bir ihraç edilmiş tahvilden dolayı benim menkul sermaye iradım varsa ya da
elden çıkarmaktan dolayı bir değer artış kazancım varsa 2.17 yani enflasyon üzerinde olduğu için ben bunu beyan etmeyeceğim. 2021 yılına uygulanacak indirim oranı birden büyük olduğundan 2021 yılında belirtilen işlemlerden dolayı ne kadar gelir elde ettiysem edeyim yine beyan etmeyeceğim. Buradaki kritik noktamız elimizdeki tahvil ya da hazine bonosunun ihraç tarihinin 2006'dan önce olması gerekiyor. 2006'dan sonra ihraç edilenler için böyle bir uygulama yok. Geçici 62. madde, burada da kar dağıtımından dolayı elde ettiğimiz menkul sermaye iradını anlatırken şöyle bir ifade kullanmıştım. Kurumların hangi yılına ait bir kazancı dağıtıyor, hangi yıla ait bir karı dağıtıyor, bu önemli demiştim. Bunun maddesi de bu, geçici 62. Burada diyor ki 98 ve daha önceki dönemlerde elde edilen kazançlar diyor. Tam ya da dar mükellef olsun fark etmiyor burada. Eğer bunu dağıtıyorsan bu yıllara ait kar dağıtımından dolayı elde edilen gelirler diyor tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir diyor. Bunun sebebini de şöyle ifade etmek isterim. 98 ve öncesi yıllarda kurumlar vergisi oranı %40'lara yaklaşan bir oranmış. Bu sebeple tekrar kar dağıtımından dolayı bir tevkifata gerek duyulmamış. Sebebi bu. Örneğimize geçelim. Tam mükellefiyete tabi bir anonim şirketi 97 ve 98 yılında elde etmiş olduğu karları 2021 yılında dağıtıyor ve 2.350.650 TL kar payı alıyor. Rakam ne kadar yüksek olursa olsun bu 98 ve önceki yıllara ait bir kazancın geliri olduğu için beyannameye dahil edilmeyecek. Burada da yine dar mükellef kurum, normalde biz dar mükellef olunca bir durup bakıyorduk. Hatırlarsanız bu menkul sermaye iratlarında kar dağıtımın %50'si yani brütün yarısı istisnaydı ama tam mükellefiyet kurum dağıtması gerekiyordu. Burada 98 yılından önceki kar dağıtımlarında dar ya da tam mükellef olması fark etmiyor. Bu dar mükellef bir kurum olsa dahi yine 62. maddeden yararlanıyor ve beyannamesine dahil edilmiyor. Yatırım indirimi istisnası geçici madde 69. Bunun da şu anda uygulandığını düşünmüyorum. Yani kalmamıştır, bitmiştir bu yatırım indiriminden doğan istisnalar. O yüzden bu slaytımı geçiyorum. Yıllık 2021 yılında elde edilen gelirler için yıllık gelir vergisi beyannamesine gerek olmayanlar neler? Onlara bakalım. Bu geçici 64. madde de 7338 sayılı kanunla kaldırıldı. 1/1/2022'den itibaren yok. Çünkü ilerleyen slaytlarda ifade etmeye çalışacağım. Zaten asgari ücrete kadar olan ücret gelirleri gelir vergisinden istisna edildiği için bu madde otomatik olarak kalkmış oldu. Ama 2021 yılı için hala geçerli olduğundan şöyle hemen bir bahsedip geçeceğim. Diyor ki kanun 64. maddesinde aşağıdaki gelirleri elde edenler diyor gelir vergisine beyan etmeyecekler. Bu ücret gelirlerini beyan etmeyecekler diyor. Bunlar nelerdi? Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı yanında çalışanlar, gerçek ücretlerin tespitine imkan olmaması sebebiyle Danıştay'ın olumlu görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nca bu kapsama alınan kişilerin ücretleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler 2021 yılında. Başka gelirleri nedeniyle beyanname verseler dahi bu ücretlerini dahil etmeyecekler. Dediğim gibi bu maddede bu yıl sonuyla tarihe karışmış oluyor. Evet, meşhur maddemiz Gelir Vergisi Kanunu 86. 86. madde de beyannameye dahil edilen edilmeyen
rakamları bize anlatıyor. Burada da diyor ki hangi gelirler beyannamemize dahil edilmeyecek? İlki işletme büyüklüğü ölçüsünü geçmediği nedenle gerçek usulde vergilendirilmeyen ticari kazançlar. Yani basit usuldeki zirai kazançlar. İkincisi ticaret sahibinin faaliyetine bağlı olmaksızın gelir vergisi kanununda 75. maddesinin 15 ve 16. bentlerinde sayılan emekli sandıklarından ya da sigorta şirketlerinden alınan aylıklar ve bireysel emeklilik sisteminden alınan gelirler. Bunlar da diyor beyannameye dahil olmayacak diyor. İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar, yani buna 7.000'in altında kalan gayrimenkul sermaye iradını ya da 43.000 TL'yi aşmayan ve değer artış kazancını söyleyebiliriz. Arzi kazançları söyleyebiliriz bu maddeye. Yine Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesi kapsamında tek işverenden alınan ve tevkifatı yapılmış ve 650 bin TL'yi geçmemiş ücretler de yine beyannameye dahil olmayacak. Bunlar için beyanname verilmeyecek. İkinci olarak yine ücret gelirleriyle ilgili biz iki kritere bakıyoruz. Hem tek işverenden olursa 650 bin TL'yi geçip geçmediğine bakıyoruz. İkinci olarak da birden fazla işverenden ücret elde ettiyse iki veya daha fazla işverenden elde ettiği ücretlerin toplamı 53.000 TL'yi aşıp aşmıyor mu? Buna bakıyoruz. Bir de hepsinin toplamı yine 650.000'e geçiyor mu geçmiyor mu buna bakıyoruz. Eğer tüm bu şartlar sağlanıyorsa hem 53.000 TL'nin altında hem de 650.000 TL'nin altındaysa yine bu gelirler için beyanname vermiyoruz. Ücret gelirleriyle ilgili örneklerimize geçelim. Burada basit bir örnekle başlayalım. Kişi 2021 yılında A işvereninden 25.000 TL, B işvereninden de 10.500 TL, C işvereninden de 185.000 TL ücret geliri elde etmiş ve işveren de bu ücret geliri üzerinden tevkifat yapmış. Tabii doğal olarak ben beyanname verecek olan kişi olarak en yüksek ücreti birinci işveren olarak seçebilirim. Çünkü bu hakkı bana mevzuat vermiş. Kendim belirleyebiliyorum. 185.000 TL'yi birinci işveren tercih ettiğimde kalan ikinci ve üçüncü işverenlerin toplamı 35.500 yapıyor. Birden sonrakilerin toplamı 53.000 TL'yi aşmadığı için beyanname vermeyeceğim. Ama her halükarda üçünün toplamına da bakıyorum. Üçünün toplamı da 650.000'i geçmediği için bu gelirlerimden dolayı beyanname vermeyeceğim. İkinci olarak da yine A işverinden 180.000, B işverinden de 15.750, C'den 9.250 lira, D'den de 11.000 lira ücret geliri elde etmişim. D işverenden alınan ücret dışında diğer 3 işverenden alınan ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmıştır. Bu slaytta şöyle bir durum var. Bunu hazırlarken biraz tartışma konusu oldu aslında bu. Eğer bir ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmıyorsa bu 95'e 1'e göre beyanname vermek zorunda. Yani doğal olarak aslında bu birinci işveren oluyor. Birinci işveren bunu seçtiğimizde hesaplama çok farklı yere gidiyor. Ama ikinci bir görüşte bu zaten başlı başına farklı bir olay, bunu bildiriyoruz. Ben birinci ikinci işveren olarak sadece tevkifat yapılan, tevkif edilen işverenleri sıralamaya tabi tutacağım. Ona göre bir hesaplama yapacağım diyor. İki tane görüş var. Bu örnek aslında o ikinci görüşe göre hazırlanmış bir örnek ama yine de ben bunu dile getirmesem içim rahat etmeyecekti. O yüzden bunu da burada ifade etmiş oluyorum. Başka çözümlemesini farklı bir şekilde farklı kaynaklardan görürseniz de sebebi bu budur. Biz bu görüşe göre devam edersek burada birinci işveren olarak 180.000 TL'yi seçtik. Kalan 15.000, 9.000 ve 11.000'i topluyorum. 36.000 TL oluyor. Burada tabii 53.000 TL'nin altında olduğu için ve D'yi
toplama almadan hepsinin toplamı 650 bin beyan sınırının da altında kaldığından dolayı A, B, C'yi beyan etmiyorum. D'yi de söylediğim sebeple 95'e 1'e maddesine istinaden hiç tevkifat yapılmadığı için 11 bin TL'yi beyan ediyorum. Üçüncü örneğe geldim. Üçüncü örnekte de yine 3 işverenden ücret geliri elde ediyor ve üçünde de tevkifat yapılmış. Burada yine en yüksek olan işvereni birinci işveren kabul ediyorum. B ve C'yi topluyorum. İkisinin toplamı 53.575 yapıyor. 53.000'i geçtiği için hem biri hem iki hem üçü yani A, B, C'nin hepsini beyannamemde gösteriyorum. Ve yıl içinde benden kesilen gelir vergilerini de mahsup yapıyorum. Dört numaralı örneğimize bakıyoruz. Burada da yine işveren 4 tane ABCD olmak üzere ve her birinden de tamamı üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmış. Burada toplamlara bir bakalım. Şöyle A işverinden 625 bin lira, B işverinden 15 bin lira, C'den 25 bin lira, D'den de 9 bin lira ücret elde etmiş. Birinci işverenin dışındaki işverenlerden topladığı ücret 49 bin lira. 53 bin beyan sınırını aşmamış. Sanki beyan etmeyecekmiş gibi olsa da hayır, hepsinin toplamına bakıyoruz. A'yı da kattığımız zaman 674 bin TL oluyor. Bu sebeple 650 bin TL beyan sınırını aştığı için tüm işverenler için de tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildiriyoruz. Ve bizden kesen gelir vergilerini de mahsup etmeyi unutmuyoruz. 86. madde örneklerine devam ediyoruz. 5. örnekteyiz. Örneğimizin içine ücret ve diğer gelir unsurlarını katmaya başladık. Kişi iki tane işverenden ücret geliri elde etmiş ve ikisinden de gelir vergisi tevkifatı yapılmış. Birinci işvereni 170 bin olarak düşünüyorum. İkinci işveren 53 bin TL'ye geçmediği için ücret gelirlerimin hiçbirini beyan etmeyeceğim. Geliyorum kar payına. 16 bin lira kar payı elde etmişim. Bunun yarısı 8 bin lira zaten istisna. Bu 8 bin lirayı yıllık gelir vergisi beyannamemde beyan edecek miyim, etmeyecek miyim? Diğer toplamlara bakacağım. O yüzden bunu şimdilik kenara koyuyorum. Mesken kira geliri ne kadar? 5100 lira. Tabii bu götürü gider düşülmüş hali. Bu götürü gider düşülmeden önceki hali 6 bin lira. 6 bin lira 7 bin TL sınırının altında. Ancak ben bunu kullanabilecek miyim, kullanamayacak mıyım henüz bilmiyorum. O yüzden bu da aklımın bir köşesinde kalsın. İş yeri kirası 9 bin lira. 9 bin lirayı beyan edecek miyim, etmeyecek miyim? Yine diğer gelir unsurlarımın toplamına bakacağım. Bunu da geçtim. Ticari kazancım varmış 9500 lira. Ben biliyorum ki ticari kazancımdan dolayı zarar dahi etsem gelir vergisi kanunu 85. maddesine göre beyanname vermek zorundayım. Bu sebeple bunu her halükarda zaten beyannameme dahil edeceğim. Peki ben zaten ticari kazanç nedeniyle gelir elde ettiysem o zaman mesken kiramdan dolayı 7 binlik istisnadan da yararlanamayacağım. Bunun da çözümünü buradan böyle bulmuş oldum. Bir de arzi serbest meslek kazancım varmış. Bildiğiniz üzere 43 bin lira istisnaydı. Demek ki bu 43 bin TL'yi aşmış. Yani onun düşünmüş hali 1250 lira. Daha ben buraya beyan edeceğim. Şimdi bunun açıklamalarına geçelim. Dediğim üzere işverenden dolayı 650 bin TL'yi aşmadığından beyannameme dahil etmeyeceğim. Geriye diğerleri kaldı. Burada 8 bin lira benim kar payım vardı. Bunu topluyorum. 6 bin lira konut istisnam vardı. Bunu da topluyorum. 9 bin lira iş yeri kira gelirim vardı. 9500 lira ticari kazancım vardı. Ve diğer arizi kazançlarım 1250 lira. Toplamı 33.750 lira. Bu toplam 53 bin TL beyan sınırının altında kaldığı için ben burada iş yeri kiramı ve kar payımı, menkul sermaye iradımı beyannameme dahil etmeyeceğim. Peki hangilerini beyannameme dahil edeceğim? Zaten ticari kazancım için beyanname vermek zorundaydım. Bunu beyan ediyorum.
Mesken kira gelirimi beyan ediyorum ve arzi serbest meslek kazancımı da beyan ediyorum. Toplam 15.850 lira beyannamemde bildiriyorum. Buradan da benim adıma ödenen, yıl içinde ödenen 250 lira bir kesinti varmış. Onu da yine mahsup yapmayı unutmuyorum. Çıkan vergiden düşüyorum. İkinci bir örneğimiz, altıncı örnek. Burada da yine ücret gelirlerimiz var. Kar payımız var. Yine mesken, iş yeri ve ticari kazancımız var. Ücret gelirlerinde 180 bin TL'yi birinci işveren kabul ediyorum. İkinci işverenden aldığım ücret 53 bin TL'ye geçtiği için her ikisini de beyan ediyorum. Ücretten dolayı beyanname vereceğim. Kar payı 7 bin lira. Onun 3500 lirası istisna. 3500 için biraz düşüneceğim. Mesken kira gelirim. Burada %15 götürü gider düşünmüş hali. Bunun 3 bin lira bu. Bunun için aslında 7 binin altında ama ticari kazancım olması sebebiyle bunu yine beyan edeceğim. Yani beyanname vermemezlik yapmayacağım. Yine iş yeri kira geliri 8 bin lira. Bunu da beyan edecek miyim? Hemen bakalım. Ücret gelirlerini konuşmuştuk zaten. Ücret geliri dışında 3500 lira benim kar payım. 3000 lira konut kira gelirim. 8000 lira iş yeri kira gelirim ve yine 8000 lira da ticari kazancım vardı. Bunların toplamı 22500 lira. Yine 53.000 TL beyan sınırının altında kaldığı için ben iş yeri kira gelirimle elde ettiğim kar payı, menkul sermaye iradını beyannameme dahil etmeyeceğim. Peki hangilerini beyannameme dahil edeceğim? Yine ticari kazancımı ve mesken kira gelirimi beyan edeceğim. Aynı zamanda ücretlerim de 650 bin TL sınırını, özür dilerim, ikinci işverenden aldığım ücretlerin toplamı 53 bin TL'yi aştığı için yine ücretlerim için de beyanname vermiş olacağım. Evet, yedinci örnekteyiz. Bu sefer kişi 4 ayrı işverenden ücret geliri elde ediyor ve hepsinde de tevkifat yapılmış. En yüksek olanı birinci işveren kabul ediyorum 90 bin lirayı. 18, 5, 9 hepsinin toplamı 32 bin TL. 53 bin TL'yi aşmıyor. Peki 4'ünün toplamı 650 bin TL'yi aşıyor mu? Hayır, onların toplamı da 122 bin lira. Bu sebeple ücret gelirlerinden dolayı beyanname vermeyeceğim. Bunu geçtik. Kar payı yine 10 bin lira kar payı dağıtılmış brüt olarak. Bunun yarısı istisna 5 bin lira. 5 bin lirayı bildirip bildirmeyeceğimi diğer gelirlerimin toplamının 53 bin TL'yi aşıp açmadığına bakarak karar vereceğim. O yüzden burada bunu aklıma yazdım. Mesken kira geliri yine burada götürü gider düşülmüş hali 10.200. Aslında bu 12 bin olarak aklımızda kalsın. 12 bin lira. Bunu da yine geçiyorum. İş yeri kira gelirim 4 bin lira. Ticari meslek ticari kazancım var 8.600 lira. Ticari kazancı ve serbest meslek kazancını görünce hemen diyorum ki ben mesken konut istisnası olan 7.000'den yararlanamam. Bunu hemen zaten burada çözümlüyorum. Ticari ve serbest meslek kazancımdan dolayı da beyanname vermem gerektiğini biliyorum. Devam ediyoruz. Mevduat faizi, repo gelirleri ve menkul kıymet alım satım kazancından dolayı da iratlarım var. Ve bunlar da yıl içinde tevkifat usulüyle vergilendirilmiş. Şimdi bunların ayrıntısına bakalım, neler yapacağız. Dediğim gibi işverenden elde ettiğimiz ücretler beyan sınırını aşmadığı için hiçbir şekilde beyannameme dahil etmiyorum. Bir önceki slaytımda mevduat faizi, repo faizi ve menkul alım satımdan dolayı kazançlarımda da geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi tutulduğu için bunlardan kesilen vergi nihai vergi oluyor. Ve miktarı ne olursa olsun toplama dahil edilmiyor ve beyannameme de dahil olmayacak. Bu sebeple onları yine beyan dışı bırakıyorum. Geliyorum diğer gelirlerime. Neler vardı? Kar payı elde etmiştim 10 bin, onun yarısı 5 bin. 12 bin lira gayrimenkul sermaye konut istisnam vardı.
4000 lira iş yeri kira gelirim vardı. 8600 lira serbest ticari kazancım vardı ve 6250 lira da serbest meslek kazancım vardı. Bunların toplamı 35850 lira. 53000 beyan sınırının altında kalması sebebiyle ben burada yine kar dağıtımından dolayı elde ettiğim menkul sermaye iradını ve iş yeri kira gelirini, yani 4000 ve 5000'i beyan etmiyorum. Peki hangilerini beyan edeceğim? Mesken kira gelirim 10200 lira. Bu tabii hep söylüyorum, götür gider düşünmüş hali. Ticari kazancım ve serbest meslek kazancımı da düşüyorum. Burada yine dikkatinizi çektiği üzere 7000'lik istisnayı düşemedim. Çünkü ticari ve meslek kazancımdan dolayı beyanname verdim. Son olarak da 86'nın D maddesini işliyoruz. 86D şunu söylüyor. Vergi kesintisine ve istisnaya konu olmayan ve toplamı 2800 TL'ye geçmeyen menkul ve gayrimenkul sermaye iratları da beyannameye dahil edilmez diyor. Hemen bir örnekle canlandıralım bunu. 2021 yılında alacak faizi 195 lira. Yurt dışı bir bankadan da TL karşılığı 2397 lira olmak üzere toplam 592 lira bir hiçbirinde ne istisna var ne de tevkifat yapılmış. Yani vergi yapılmış. Bu 900 TL annameye dahil edilmiyor. Bunları beyan etmeyecek. Yine aynı konuda devam ediyoruz. Bu sefer yurt dışı bir toplamı 40 lira ve istisnai, yani bu 200 TL'yi aştı. İşte durumlar var. Bu geçici 67 kapsamında 2006 tarihinden sonra iktisap edilen özellikle bankalar ve aracı kurumlar tarafından elden çıkarılan menkul kıymetler nedeniyle bir menkul sermaye iradı elde ediyorsak, bankaların yapmış olduğu kesinti nihai vergidir. Bu sebeple diyor, bankaların yaptığı kesinti son vergilendirmedir ve bu 2025'e kadar da böyle devam edecektir. Bu sebeple diyor, siz bana ayrıca bir yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyin diyor. Yine geçici 67. madde kapsamında bankalardan aldığımız mevduat faizleri, orada yapılan kesintiler yine nihai vergilendirmedir. Yani bunun özeti, geçici 67. madde kapsamında bankalar ve aracı kurumlar nedeniyle yapılan vergilendirmenin nihai olduğu ve bu sebeple menkul sermaye iradından dolayı tekrar bir beyanname vermenize gerek yoktur diyor. Ne zamana kadar? 2025 yılına kadar. Bunu da böyle geçiyorum. Yine özellikli konulardan bir tanesi geçici 68. madde. Burada da atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine 2025 tarihine kadar yapılan ücret ödemelerinden %20 oranında bir tevkifat var. Ve bu %20 tevkifat nihai bir tevkifat. Bunların elde ettikleri gelirin tutarı ne olursa olsun beyanname verilmeyecek. Bu %20 tek oranlı bir istisna, yani tek oranlı bir vergilendirme getirmişler. Atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörleri. Yine sporcularla ilgili bir maddemiz var. O da geçici 72. maddemiz. Burada da diyor ki yine 2025 yılına kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin 650 bin TL'ye geçmemiş olanlar üzerinden onların vergilendirmesi bildiğiniz üzere
birincilik, ikinciliğe göre değişiyor oranları. Bu oranlarda yapılan tevkifatlar nihaidir diyor. Ama 650 bin TL'yi geçiyorsa kesinlikle onlar da beyanname vereceklerdir diyor. Hep tam mükellefi konuştuk. Peki dar mükellef bir kişi nasıl vergilendirmeye tabi olacak? Dar mükellef bir kişi, gerçek kişi, Türkiye'de ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ya da diğer kazanç ve iratlardan bir gelir elde ettiyse ve bir şekilde bunlardan tevkifat yapıldıysa bunlar diyor beyanname vermezler. Ancak eğer tevkifat yapılmadıysa 1 lira bile gelir elde etse bunlar beyanname verecektir diyor. Evet, hep şey dedik, gelir vergisi madde 85'ten bahsetmiştim. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancından dolayı zarar dahi olsa beyanname vermek zorunda olan kişiler. Bu maddemizde bunu anlatıyor yine madde 85. Ve madde 86, anlattıklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak artık sunumumuzun da sonuna geliyoruz. Beyan edilecek gelirler, kimler beyanname vermek zorunda? Bir kere hiçbir tevkifat yapılmayan ücret gelirleri üzerinden demiştik ya, tevkifat yapılmıyorsa 1 lira bile olsa beyanname verecek. Eğer ben tek işverenden ücret alıyorsam ve bunların toplamı 650 bin TL'ye geçmişse beyanname verecek. Birden fazla ücret alanlarda birden sonraki işverenden aldığım ücretlerin toplamı 53 bin TL'ye geçiyorsa ve bütününde hepsinin toplamı 650 bin TL'ye geçiyorsa yine beyanname vereceğim. İstisna kapsamını aşan gayrimenkul sermaye iratları, arizi ve değer artışı kazançları olursa beyanname vereceğim istisna kapsamını aştığı için. Ve hiçbir vergi kesintisine ve istisnai konu olmayan ve 2800 TL'yi geçen menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının tamamı için yine beyanname vereceğim. Şeyde sunumumda hep 53 bin ve 650 bin TL tutarlarını hep dile getirdim. Bunlar dediğim gibi gelir vergisi tarifesinde ikinci ve dördüncü gelir diliminde belirtilen tutarlar, bunlar her yıl yine değişiyor. Geçici yine 67. maddesine göre beyan edilecek gelirler neler? Burada geçici 67. maddesinde şöyle demiştik, eğer tevkifat varsa nihai vergidir demiştik. Onların bazı istisnaları var. Bu da ihtiyari beyanname vermek isteyenlerle ilgili. Çok önümüze gelmez. Çok hani pratikte uygulanan bir şey değil. Ama sadece şu kadarı aklımızda kalsın. Geçici 67'ye göre eğer ben kendi isteğimle ihtiyari beyanname veriyorsam demek ki ben birçok menkul kıymet alıyorum, satıyorum ve buralardan benim adıma kesinti yapıyor ya banka ya da aracı kurum. Bunların arasında ben diyorum ki ben bazılarından kar ettim, bazılarından zarar ettim. Bunların matematiksel hesabını çok ayrı bir şekilde tutuyorsam her bir kalem için kendi arasındaki o tevkifat oranında kar mı zarar mı onlara bakarak iade çıkacağına inanıyorsam ya da bu hesaplamayı yapabiliyorsam bunlar için düzenlenmiş bir madde. Sadece bu kadarını bilmemiz yeterli. Yani ihtiyari beyanname verebiliriz. Burada yine sporcularla ilgili 650 bin TL'yi geçerse beyan etmeyi unutmayın diyor. Bunları zaten konuşmuştuk. Zararların mahsubu. Madde gelir vergisi kanunu 86'ya göre hangi iratların hangi toplamlarını dikkate alarak beyan edeceğimizi karar verdik. Beyannamemizi oluşturduk. Peki bu 7 gelir unsurlarından bazılarından zarar ettik, bazılarından gelir elde ettik. Bunları birbirine mahsup edebiliyor muyuz? Diğer kazanç ve iratlardan oluşan zararlar hariç diğer 6 gelir unsurlarından birbiriyle eğer zarar ettiysek bunları mahsup yapabiliyoruz. Sadece dediğim gibi diğer kazanç ve iratlardan oluşan zararlar kendi içinde mahsup edilebilir. Öteki kaynaklardan sağlanan gelirlerinden bu zararlar indirilemez. 5 yıl süremiz var. Bunu biliyoruz zaten. Yine
Madde 89'a geldik. Peki bu yıllık gelir vergisi beyannamemizden biz hangi konuları indirim konusu yapabiliriz? Burada diyor ki aşağıdaki şartları sağlayan sigorta şirketlerinden beyan edilen gelirin %15'i ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak koşuluyla mükellefin şahsına, eşine ve bakmakla yükümlü olduğu küçük çocuklarına ait hayat sigorta primlerinin %50'si, ölüm, sağlık, hastalık, analık, doğum sigorta şahıs primlerinin tamamını düşebilir beyannameden diyor. Tamamını derken yine bu beyan edilen gelirin %15'ini aşmamak şartıyla, bunu unutmayacağız. Peki bu sigorta şirketlerinin şartları ne? Burada Türkiye'de olması gerekiyor bu sigorta şirketlerinin. Ve prim tutarının beyanname verdiğimiz yılda ödenmiş oluyor. Yani beyanname verdiğimiz döneme ait. Ne demek istiyorum? 2021 yılının beyannamesini veriyorsak 2021 yılında bu sigorta ile ilgili primlerin 2021 yılında ödenmiş olması gerekiyor. Yine ücret elde edildiği primin ücret geliri elde edenlerin ücretin vergilendirilmesi sırasında ücretler indirilmemiş olması. Yani burada şunu anlatmak istiyor. Mükerrerlik olmasın diyor. Eğer bir prim, hayat sigorta primi olabilir, analık hastalık primi olabilir. Sen hem ücret bordro hesaplamasında düştün hem de bir şekilde beyanname verdin. Oradan da tekrar ikinciye düşme demek istiyor. Başında şunu demiştik, mükellefin kendisi eşi için de eşine ait olan primler de düşülebilir demiştik. Eğer eşi ya da çocukları kendine ait bir beyanname veriyorsa bunlar diyor kendi gelirlerinden düşsün bunları diyor. Sen onları toplayıp diyor onların adına da düşemezsin diyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarına ait Türkiye'de yapılan gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanlardan alınan belgelerle tevsik edilmek suretiyle beyan edilen gelirin %10'unu aşmayan eğitim ve sağlık harcamaları. Burada da aklımıza şu gelsin. Biz şimdi müşterilerimizden istiyoruz işte çocuklarının okul masraflarına ait faturaları. Bazıları vakıf üniversitesi oluyor. O gelen faturalarda kurumlar vergisi mükellefi değildir diyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Atlayabiliriz. Bunu da ifade etmek isterim. Yine serbest meslek faaliyetinde bulunan engellilerin beyan edilen gelirlerinden kendisi için serbest meslek erbabının ayrıca bakmakla yükümlü olduğu engelli çocukları için engellilik derecesine göre hesaplanan yıllık indirim tutarları düşülebiliyor. Yine beyan edilen gelirin %5'ini aşmamak koşuluyla genel ve özel bütçe idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara mahpus karşılığı yapılan bağış ve yardımlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabiliyor. Yine burada Diyanet İşleri'nin izniyle din eğitimi verilen tesislere, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait gençlik merkezlerine, izcilik kamplarına yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı düşülebiliyor. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan sadece gıda, temizlik, yiyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyanname üzerinden düşülebiliyor. Zaman zaman Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyaları oluyor. Buraya mahpus karşılığında yapılan aynı ve nakdi bağışların tamamı yine beyannameden düşülebiliyor. Yine sponsorluk harcamalarının amatör spor dalları için tamamı profesyoneller için %50'si düşülebiliyor. Vergi Usulü Kanunu'na göre 325'e A maddesine göre girişim sermaye fonu olarak ayrılan ve beyan edilen gelirin yani matrahın %10'unu aşmayan kısmı yine beyannameden düşebiliyor. Kızılay Derneklerine ve Yeşilay Derneği'ne yapılan bağış ve yardımların nakdi olacak bunlar tamamı düşülebiliyor. Yalnız burada derneklerin kendisine yapılması gerekiyor. Bu derneklere ait iktisadi işletmeleri yapılırsa bundan yararlanamıyor. 12. madde şöyle diyor ki siz Türkiye'de bir işletmesiniz ve sizin biraz sonra sayacağım mevzuattaki o faaliyet alanlarında faaliyet gösteriyorsunuz.
yurt dışında bulunan kişi ya da kurumlara Türkiye'den bir hizmet veriyorsanız, bu verdiğiniz hizmetin den dolayı elde ettiğiniz kazançların yarısı gelir vergisinden indirim konusu yapabilirsiniz diyor. Bunlar neler? Şöyle diyor, tam kelime kelime okumak istiyorum. Yurt dışında bulunan kişi ve kurumlara Türkiye'de verilen ve bunlar tarafından yurt dışında yararlanan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri analizi gibi ya da ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle mesleki eğitim alanlarına faaliyette bulunan işletmelerin bu faaliyet alanları, tabii bu aynı zamanda kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerli, gerçek kişiler için de geçerli. Bunların bu faaliyetleriyle ilgili olduğunu şirketler için söylüyorum. Tabii ana sözleşmelerinde geçerli olması lazım ve tek düzen hesap planına göre bu hizmetlerin yurt dışına verilen kısmı ayrıca takip ediliyor olması lazım. Yani tebliğden size cümleler aktarmak istiyorum. Uygulanabilirliğinin maddi şartları. Bu şartlar sağlanıyorsa diyor ki bunu yurt dışındaki kişiye fatura ettiysen, müşteri adına düzenlediysen, bunu da tespit edebiliyorsan bu düzenlemeyi yaptığını, düzenli bir şekilde hesaplarını tuttuğunu, %50'sini beyannameden indirim konusu yapabiliyorsun diyor. Son olarak da yine bir indirim var. Engelliler kanununa göre bir iş yeri, korumalı bir iş yeri varsa eğer, kurulmuşsa, böyle bir iş yerimiz varsa, korumalı iş yerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılması güç olan zihinsel ve ruhsal engelliler için yapılan ücret ödemelerinin tamamı yine yıllık gelir vergisi beyannamesinden düşülebiliyor. Peki yıllık beyanname üzerinden neleri mahsup yapabiliriz? Ödediğimiz geçici vergilerin tamamını mahsup yapabiliriz. Burada yine bir tam mükellef bir kurumdan kar payı aldıysak bunun yarısını yine mahsup yapabiliriz. Kar dağıtılan yıl ve hangi kazanca aitse, yatırım indirimi gibi özellikle bir kazanç var mı yok mu, ona göre özellikle matematiksel hesaplamalar vardı. 9'da 1'ini ve 5'te 1'ini ekliyorduk. Bunları yine burada ifade ediyor. Yurt dışında bir gelirimiz varsa ve bu yurt dışına ait ülkede bir vergi ödediysek, yine çeşitli koşullar altında bu ödediğimiz vergiyi Türkiye'de de mahsup yapabiliyoruz. Yine bununla ilgili de bir örneğimiz var. Şöyle, mükellef 2021 yılında yurt içindeki ticari faaliyetten 215 bin lira ticari kazanç elde etmiş ve yurt dışı faaliyetinden dolayı da 85 bin TL ticari kazanç elde ediyor. Yurt dışında kazandığı, elde ettiği 85 bin TL nedeniyle de %38 oranında bir vergiye tabi tutulmuş orada. 32.300 lira ödenmiş. Ve bunun ödediğine dair ilgili ülkedeki vergi dairesinden bir yazı alıyor ve ülkedeki Türk konsolosluğunu onaylatıp Türkçe'ye çevirerek beyannameye ekliyor ve vergi dairesine de bunları veriyor. Buralarda bir sıkıntı yok. Peki bu 32.300 liranın tamamını buradaki vergiden düşebilecek mi? Hayır, düşemeyecek. Burada bizim matrahımız 300 bin oluyor. Vergiye tabi tutuyoruz, 89.690 lira. Ben her ne kadar 32.300 lira yabancı bir ülkede vergi ödesem bile burada ancak 25.412 lirayı düşebiliyorum. Peki bu tutarı nasıl buldum? Burada diyor ki bu 85.000 TL elde ettiğin kazanca hesaplanan verginin isabet ettiği tutarını bul diyor, toplam 300.000 TL üzerinden. Burada da bir oranlaması var bunun matematiksel olarak. Size kabaca böyle ifade edebilirim. 85.000 TL'ye denk gelen 89.000 oranını buluyoruz ve bulduğumuz tutarda 25.412 lira, ancak bunu düşebiliyoruz ve böylelikle 64.278 lira gelir vergisinde ve ödeme çıkmış oluyor. Son değişiklikler hakkında böyle hemen size hatırlatmak isterim. Aslında bunları hep konuştuk. Bir
Bunlar neydi? 8 sayılı kanunla gelmişti. Basit usul vergi dışı. Bunun da gelir vergisi kanununda 20. maddesinde yeri 20 bu kanuna. Dediğim gibi basit usul 2021'den itibaren gelir vergisinden istisna edilmiş oldu. İkinci bir değişiklik de YouTuber olarak bildiğimiz internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden gelir elde edenler. Bu kişiler de 2022 tarihinden itibaren, bu yıl başından itibaren eğer Türkiye'de kurulu bir bankada hesap açtırmışsa ve tüm faaliyetini elde ettiği tahsilatları bu banka üzerinden yapması koşuluyla banka onlardan %15 oranında bir gelir vergisi tevkifatı yapacak. Ve bu gelir vergisi tevkifatı yaptıktan sonra bir yıl boyunca yani 2021 yılı içinde 650 bin TL'yi aşmaması koşuluyla kişiler beyanname vermeyecek. Yani bankaların yaptığı vergilendirme nihai vergilendirme olacak. Bu kişi YouTuber diyelim buna. Bunun başka bir faaliyeti olsa dahi bu kolaylıktan yararlanmasına engel bir durum yok. Yeter ki bu sosyal medya üzerinden elde ettiği kazançlarının tamamını bu açtırdığı banka üzerinden tahsil etmiş olsun. Yine 20'ye C maddesi eklendi gelir vergisi kanununa. Bu da kamu kurumlarının tarımsal destekleme ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıyordu. Bu kaldırıldı. Bununla ilgili bir uygulama ve bunun devamı olarak da dedi ki daha önceki yıllarda dönemlerde o da 26 Ekim 2021 tarihinden önce ben tarımsal destekleme verdim ve sizden gelir vergisi tevkifatı kesmiştim. Eğer siz bana bu zaman aşımı süresi içine başvurursanız ben size bunları geri ödeyeceğim dedi. Bu maddede bunu anlatıyor. Yine gelir vergisi kanunu mükerrer 120. maddesinde bir değişiklikle hep söylüyorduk ve gerçekleşti. 2022 yılından itibaren son dönem geçici vergi vermeyeceğiz. Kaldırılmış oldu. Diğer bir değişiklik gelir vergisi kanunu mükerrer 121. maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerle ilgili onun koşullarında bir iyileşme oldu. Burada ne anlatıyor? Buradaki şart şuydu. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki yılda tarhiyat yapılmamış olması koşulu tarhiyatın kesinleşmesine bağlanmış oldu. Böylelikle bu uygulamadan daha çok mükellefin yararlanacağını düşünüyoruz. Evet. Yine gelir vergisi kanunuyla ilgili değil ama yapılan değişiklikler aklımızda kalması için size aktarmak isterim. Kurumlar vergisi kanunu 32. maddesine eklenen bir fıkrayla ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettiği kazançlara ait kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak. Yine sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların bu faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere yine kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır diye ifade etmek isterim. Yine bunları artık uyguladık. Asgari ücret gelir vergisi dışında bırakıldı. Bununla ilgili, bunun hesaplamasıyla ilgili bir slide'dı bu. Yıllık olarak da aylık 4253.40 lira, yıllık 51.040 lira gelir vergisinden istisna edilmiş oldu. Doğal olarak da yine tabii buna paralel olarak damga vergisi de yine alınmayacak asgari ücrete kadar olan kısımdan. Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında vergisel avantajlar vardı. Hepimizin çok zorladı. Son dönem geçici verirken uzatmalara da sebep oldu. Hepinizin bildiği üzere hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi mükelleflerine uygulanan bir uygulamaydı. Neydi bu? 31 Aralık 2021 tarihli bilançomuzda yer alan yabancı bir paramız varsa bankada bunu geçici vergi verilmesinin süresine kadar kur korumalı mevduat hesaplarına çevirdiğiniz zaman meydana gelecek kur değerlemesi gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmişti. Biz bu slaytları hazırlarken tabii şirketler için 6 aydı ama
Dündü sanırım, dün ya da bir önceki gün çıkan bir kanunla bunu yine değiştirdiler. 3 aya indirdiler. Burada iki bölüm var aslında. Bir 2021 yılını etkileyen Ekim-Kasım Aralık dönemine ait kur değerlemelerinin nasıl hesaplanacağı ve onun gelir vergisinden istisna bırakılması. İkinci olarak da 2022 yılının Ocak-Şubat-Mart dönemindeki hem kur değerlemesi hem de TL'ye döndüğümüz için bir mevduat faizi elde edeceğiz. Bu faizin de yine gelir ve kurumlar vergisine istisna bırakılması. İki ayrı bölüm olarak bunlar aklımızda kalsın. Yine bu kurda TÜRMOB'un çok güzel bir hesaplama aracı vardı. Bunu ben hani kendim bizzat kullandım. Çok işimizi kolaylaştıran bir hesaplamaydı. Bunu da böyle sizlere aktarmak isterim. Dediğim gibi zaten geçici vergilerimizi hepsini verdik, hesapladık. Kısaca mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Umarım size aktarabilmişimdir. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışırım. Evet, emeğimize sağlık Fatma Hanım. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ses problemi var diye yazmışlar ama bilmiyorum ses var mı? Teşekkür ederim Fatma Hanım. Emeğinize çok sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler Eda Hanım. Sağ olun. Evet, döküman PDF olarak kaydedilecek mi sisteme? Şöyle, bu sunumlar Sürgem'in ama Sürgem bunları bir ders notu olarak hazırlıyor. Onlar tamamlandığı zaman bütün odalara vermiş olacağız. Yani ders notu olarak sizlere ulaşmış olacak eğer isterseniz. Tamam, teşekkürler. Fatma Hanım, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim İsmail Bey, sağ olun dinlediğiniz için. Dinlemek zor. Yani ben hani sizleri tabii sunum karşıda olduğu için göremiyorum da umarım sağlıklı bir şekilde aktarabilmişimdir. İbrahim Koçer'in kamerası açık, ona da selam vermek istiyorum. İbrahim sesini de açsın da sesini duyalım İbrahim. Merhaba, teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız, ne var ne yok arkadaşlar? Sağ olun, siz nasılsınız? İyidir valla. Fatma Hanım, şu konuyu belirtelim. Biz kaydı aldık yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? YouTube'da yayınlayabiliriz sanki. Tamam başkanım, o taraflarını bilmiyorum açıkçası teknik olarak. Onu biz oda olarak teknik arkadaşlarımıza söyleriz. Onu kaydımızı belli bir süre sonra YouTube'dan yayınlarız. Yine de soruları varsa arkadaşlarım, yani ben evet. De emeğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Soruları varsa da evet, bir tane var başkanım, Gürcan sormuş. Kripto varlıklardan elde edilen gelirlere ilişkin herhangi bir vergilendirme söz konusu mudur diye. Evet Gürcan'ın bu sorusu için teşekkür ediyorum. Şöyle, şimdilik yok. Yani onların alım satımından dolayı elde ettiğimiz bir kar varsa, gelir varsa bunun vergisi yok. Ancak eğer kripto varlık üretiyorsak o ticari kazanca girmesi sebebiyle orada bir ticari kazanç olacak. Orada bir vergilendirme var ama işte o bizim bildiğimiz meşhur Ethereum, Bitcoin'dir, onları alıp satıyorsak, kar elde ediyorsak şu anda onun daha henüz altyapısı hazır değil ama eli kulağındadır, gelir. Devletimiz halleder, siz merak etmeyin arkadaşlar. Yeter ki siz para kazanın, vergisini bulur onun. O konuda aslında biz daha önceki dönemde eğitimler yaptığımızda Fatma Hoca vardı Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Yanlış mı hatırlamıyorsam Fatma Hanım, onu evet. 118'lerde mi tutmak gibi bir şeyler söylemişti bize. Evet, yani onların da bir eğer şirket olarak aldıysak başkanım, hani yine evet, şirket olarak aldıysak onun yine pek vergisi yok. Şu anda çok bir önemi yok ama çoğu şirket sahibi artık şirket hesaplarından şirketin parasıyla almak istiyor. Zaten sıkıntı da orada, onu hangi hesaplarda takip edeceğiz? İşte normalde biz bir kur değerlemesi yaparız, o kur değerlemesine tabi olacak mı, ama onun bir borsası yok. Hani bu konular ya da alıp sattığımız zaman ya da daha da ileri hatta sermaye olarak koymak isteyenler var. Bu konular tabii daha mevzuat boşlukları var.
Bunlar belirsiz gri alanlar diyelim. Ama şirket olarak yine hesapların şirket hesabıyla alanlar, onları 118 hesaplarda incelemeye izlemeye başladılar. Teşekkürler cevap için. Sağ olun. Konu çok uzun. Gelir vergisi aslında bir de bir derya. Her biri ayrı ayrı örnekleri var. Dediğim gibi en böyle önümüze çıkabileceğine inandığımız örneklemeleri yapmaya çalıştık. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fatma Hanım çok teşekkür ediyorum. Doğan Başkanım sizlere de teşekkürler. Güzel bir eğitimdi. Şu an bir toplantıya katılmam gerekiyor. Çıkacağım. Kusura bakmayın. İyi çalışmalar. Biz de bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Başkanım sizinle özel görüşeceğim için. Sonra. Görüşmek bekliyoruz. Dikkat edin. Zaman. Pazartesi görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam, bekliyorum Tolga Hocam. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Fatma Hanım teşekkür ediyoruz eğitim için. Başka soru yoksa sizde. Çünkü TÜRMOB'un bu eğitim kapatması size ait. Evet başkanım. O zaman şöyle diyorum. Herkese teşekkür ediyorum katılımı için. Sağlıklı günlerde yüz yüze de görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, esen kalın diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.